Birinci maça geçiyoruz 7. haftada. Beşiktaş Oyun Hizmetleri ile Oyun for Crew arasında Beşiktaş Oyun Hizmetleri 5 kişi üst koridoru işaret ediyor şu anda. Oraya doğru ilerliyorlar. Diğer tarafta Oyun for Crew'un haritaya dağıldığını görüyoruz. Evet. Her iki yerde de totem var. Şimdi orta koridora geliyor Ford. O noktada Immortor'u sıçrayla kaçtı ama Ford oraya geldi. Ford son vuruşu yapacak burada. Çekim alanı yeterli değil. Gangplank ultisi yeterli değil. Ama Kadir geldi oraya. Ford buradan çıkabilecek mi? Ford'un orada tüneli vardı ama. Kadir sıçra attı. React geliyor oraya. Şu anda Kadir'in manası yok. Daha fazla zorlamadılar. Kadir'den ilginç tercihler gördük. Orada oldukça iyi bir takasa girdi. Ford geliyor şimdi buraya ama Ford orada kule altına girecek ve skoru da alacaklar. React bu skoru aldı. Sıçrayla beraber kaçtı ama Immortor'u da orada geri dönüş skorunu Ice Scarface'in ultisinin yardımıyla almayı başarıyor. Şimdi Ice Scarface üst koridorda Wicked'la zor anlar yaşıyor. Sıçra kullanmak zorunda kaldı Wicked ulti atınca. Wicked şu an pozisyon arıyor ulti için. Ford tek tarafta yakalandı ama Wicked'dan 3 kişilik inanılmaz bir ulti. Ford arada kaldı. Sıçrayla kaçmak zorunda kalıyor. Corpse bu arada Bard ultisine yakalanmıştı. Arka tarafta Ford'un öldüğünü görüyoruz. Paddon hasar vermeye devam ediyor. Kadir'i aradan çıkartmayı başardı. Crew ve kule altında sıkışmış Beşiktaş oyuncuları görüyoruz şu anda. Orayı itmeleri durumunda her şey değişecek. Gangplank ultisi geldi ama React'ten 2 skor. Paddon'dan 1 skor. Ve 3'te 3 yapan bir React burada katliam yapıyor. Çok iyiymiş. Bu arada Paddon'dan inanılmaz bir hasar. Rogue'u ultisini kullanana kadar öldü orada. Paddon'dan agresif bir sihir geçişi. İnanılmaz bir oyun. Paddon burada 2'de 2 yaptı bile diyebiliriz. Her ne kadar 2 skor doğalmış olsa da şimdi arka tarafta tek başına kalınca Kadir ile Cedrium onlardan çıkarmayı başardı ama bunları kim kurtaracak? Hem Kadir hem de Cedrium burada düşecek. Oyun for Crew yavaş yavaş artık maçı bitirmeye doğru adım adım ilerliyor. Çünkü baktığımız zaman 3 oyuncunun ölüm süreleri 40 saniyeden yüksek. Beşiktaş Oyun Hizmetleri bu Kadir Mecdera'ya cevap verse bile sadece Crew'un güçlenmesini durdurmuş olacak. Kendisi çok fazla bir şey elde edemeyecek bundan ve savaş çıkıyor. Wicked anında Rogue'u yakaladı. Şu anda şavaya kaldı Ford. Arka tarafta Ford inanılmaz bir iş başarıyor. Immortor, Ice Scarface ve Cedric kaçıp girmek arasında kaldı. Güzel bir Gangplank ultisi ama Corpse burada takım arkadaşlarını kurtarırken React arka taraftan iş yapmaya çalıştı. Ice Scarface'e biraz hasar verdi. Öteki tarafta Kadir'in zor durumda kaldığını görüyoruz. Ford oraya tünelle geldi ama Kadir de örümcek inişiyle kaçıyor. Şimdi Ford biraz kararsız kaldı. Arkada React'ten muhteşem bir Zonya ve Ice Scarface oyuna getirdi. Skoru aldı. Şimdi Immortor'un işi çok zor. Kadir kaçmaya çalışıyor. Immortor kaçmaya çalışıyor. Cedrian o kadar şanslı değil. Paddon? O kaçamadı. Paddon kovalamaya devam ediyor. Bakalım bir sihir geçişi. Gizemli atış gelecek mi ama Paddon? Orada ölüm ışını Paddon'u yavaşlatınca zorlamadı. Işınlan geliyor. Işınlan çok iyi bir noktaya geliyor ama bakalım yetişebilecek mi? Biraz uzakta kaldı o noktada. Hiç fark etmez. Ekarim bu. 5 kişiye bir ulti görebiliriz burada. Wicked arkadan çok güzel girdi. Immortor'u neye uğradığını şaşırdı. Anında düşüyor. Şimdi Wicked arka tarafta. Kimi kovalıyor? Ice Scarface'i tabii ki. Ice Scarface çok zor durumda. Zincir de tuttu. Ice Scarface portakalını biraz erken yiyince o portakal Oyun for Crew ve skor olarak gitti. Arka arkaya 2 skor. Kadir şimdi kaçmaya çalışıyor ama her yerden yetenek atışı yağıyor. Ulti de geldi. Örümcek inişi, örümceğin ölüme inişi olacak. Ve katliam. Oyun for Crew bu maçı artık bitirmeye gidiyor. Yukarıdan gelen süper minyonlarla bu oyunu çok rahat bir şekilde bitirebilirler. Ama Crew'ün günün ilk serisindeki ilk maçını rahat bir şekilde kazandılar. Acele etmediler. Yine o senin de bahsettiğin gibi o iki tane ışınlan farkını ortaya koydular ki bu son atılan ışınlan da muhtemelen Beşiktaş oyuncuların hiç beklemediği bir şeydi. Ve mücadele 45. dakikada sona eriyor. Oyun for Crew gerçekten hani ikna edici bir galibiyeti geçtim. İnanılmaz da farklı bir galibiyet aldılar diyebiliriz.